Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. dönem 2. sosyal bilgiler yazılısına açık uçlu sorularla hazırlık çalışması yapacağız. Daha önce de 2 tane yazılı kağıdı çözmüştük. O videoları da mutlaka izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Üçüncü çalışmayı da yapıyoruz ki tam anlamıyla hazır bir şekilde yazılarınıza gidin diye sevgili arkadaşlar. Emin olun içlerinden bir tanesi size aynı şekilde de çıkabilir ve 100 alabilirsiniz. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederiz. Hocalarımızın sitesinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ziyaret etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen yazılı kağıdımıza geçelim. Şimdi önce bence siz çözün sonrasında da çözümleri benden dinleyin. O zaman ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda diyor ki Ayşe Hanım yaşadığı sorunu çözmek için ne yapmalıdır yazınız. Ayşe Hanım yeni aldığı gözlüğü kullanmakta zorlanmaktadır. Güneş gözlüğünü her kullandığında bulanık görme ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar yaşamaktadır. Doktoruna başvuran Ayşe Hanım aldığı gözlü güneş gözlüğünü sipariş ettiği mercek ölçülerinde olmadığını öğrenir. Ürün fişiyle gittiği mağazadan değişim talebinde bulunan Ayşe Hanım mağazadan çalışan, mağaza çalışanlarından olumsuz cevap alır. Bak Ayşe Hanım yapması gereken ilk şeyi yapmış. Fişiyle beraber mağazaya gitmiş ve başvurusunu yapmış. Ama mağaza buna olumsuz bir dönüş vermiş. O zaman Ayşe Hanım'ın yapması gereken şey tabii ki de tüketici hakem heyetine başvurmalı. Tüketici hakem heyetine başvurmalı. Başvurmalı. Arkadaşlar buraya ilk yapacağı şey şu olmalıydı tabii ki de. Zaten orada yazdığı için bunu yazamıyoruz. Ürünün fişiyle aldığı mağazaya gitmeli. Bunu zaten metnin içinde verdiği için Yazamayacağız ama bu sorunu çözmek için bir sonraki adımda tabii ki de tüketici hakemiyetine başvurması gerekiyor. İkinci soruya geldim. Verilen bilgilerde ilk Türk devletlerinin hangi faaliyetlerle uğraştıklarına ulaşılabilir? Bakalım. Bozkur'da konar göçer hayat tarzı benimseyen Türkler ekip biçme zamanını ve yazlık ile kışlık göç tarihlerini belirlemek için gökle ilgili olaylara bakarak takvimler yapmışlardır. Bu sayede zamanı sistemli halde kullanmaya başlamışlardır. Bir müddet sonra 12 hayvanlı Türk takvimini oluşturmuşlardır. Bu takvimde her yıl bir hayvan ismiyle temsil edilmiştir. Asya Hunları, Köktürkler ve Uygurlar da bu takvimi kullanmışlardır. Ben şimdi iki tane önemli yer gördüm. Bir ekip biçme zamanı, bir de gökle ilgili olaylara bakarak takvim oluşturmuşlar arkadaşlar. Hemen isterseniz birinciye yazalım. Ekip biçme zamanı içi dediği için ee, tarım kesinlikle denilebilir. Çünkü tarla işleriyle uğraştıklarını metinden anlayabiliyorum. Yine gökyüzünü incelediklerini gördüğüm için de buraya e, Türklerin burada astronomi ile ilgilendiklerini yazabilirim. İkisini de yazdığıma göre benim için soru artık tamamlanmış demektir. Hemen geldim 3. soruma. Bu yanlış inançlardan dolayı Arap Yarımadası'ndaki bu döneme verilen isim nedir? İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hakim olduğu bir Arabistan vardı. Araplar kabileler halinde yaşardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı. Dini inançları putperestlikti, falcılık ve büyücülük de yaygındı. Hatırlayacaksınız, Arabistan'ın bu cahil denilen dönemine aslında biz ne diyoruz arkadaşlar? Cahiliye devri diyoruz. Bu sorumuzun doğru cevabı da cahiliye devri olacaktı. Peki gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soru biraz dört tane e, nedenden oluşacak. Dört tane yazacağız. Puan olarak aynı mı? 10 soru olduğu için evet hepsi aynıymış. Talas Savaşı'ndan sonra Türkler Müslüman olmaya başladılar diyor. Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran nedenlerden dört tane yazınız diyor. Büyük ihtimalle 3 yazarsanız öğretmeniniz oradan puan kıracaktır. Lütfen dikkat edelim. Şimdi bir kere gök tanrı inancı ile... Gök tanrı inancı ile Allah inancı, Allah inancının, İslamiyet'in benzemesi diyebilir miyiz? İslamiyet diyelim şöyle. Benzemesi doğru mu? Şimdi gök, gök tanrı inancında bir tane tanrı var. Gökyüzünde yaşıyor. Allah inancında da tek tanrımız var. Buna inanıyoruz. Bu birbirine benziyor. Yine temizlik anlayışlarının birbirine benzemesi. Temizlik anlayışlarının benzemesi. Temizlik anlayışlarının benzemesi. Tamam bunu da yazdık. Yine kurban kesme adetinin olması. Kurban kesme adeti. Kesme adeti. Çünkü hem gök tanrı inancında var hem de İslamiyet'te var arkadaşlar. Yine cennet ve cehennem kavramlarının benzemesi. Cennet, cehennem kavramlarının benzemesi. Şöyle ki İslamiyet'te iyi şeyler yaparsan cennete gidersin. Kötü şeyler yaparsan cehenneme gidersin. Gök tanrı inancına iyi şeyler yaparsan uçmağa gidersin. Kötü şeyler yaparsan hamuya yerin altına cehenneme gidersin. Bunların benzemesi etkilidir diyebiliriz. Yeter genel itibariyle bir tane daha yazmak gerekirse eğer oraya da şöyle yazabiliriz. İslamiyet'teki cihat anlayışı ile Türkler'deki cihan hakimiyetinin birbirine benzemesi. Çünkü ikisi de aslında dünyayı ele geçirmek istiyor. Bunu da yazabilirsiniz. Bu dördü yeterli olacaktır. Beşinci soruya geldim. Beşinci soruda Anadolu'nun fethinden sonra Anadolu'da kurulan Anadolu Selçuk Devleti ile beyliklerin yapmış olduğu eserlerin hangi alanla ilişkili olduğunu altındaki bölüme yazınız demiş. Mama Hatun Külliyesi, külliye özellikle ortasında bir cami ama etrafında daha çok yapıların bulunduğu ve içerisinde de bir medresenin bulunduğu bir yapı gibidir arkadaşlar. Medrese dediğim için o yüzden külliyeye biz burada eğitim yazabiliriz. Darüşşifa, Şifa, Divri Darüş Şifası, Allah şifa versin deriz ya hani. Şifa içinde nereye gideriz arkadaşlar? Hastaneye. Ama buraya hastane yazamazsınız. Alan dedi. Alan dediği için bizim buraya yazmamız gereken şey sağlık alanı olacak. Geçtim. Akhan Kervansarayı. Kervansaray da ticaret yapılan bir yerdir arkadaşlar. Buraya da bizim yazmamız gereken şey ticaret ya da ekonomi de yazabilirsiniz. Peki 6. soruya geldim. İpek yolu hakkında verilen bu metinde hakkında bilgi verilen bu metinde İpek Yolu'nun hangi alandaki etkisini göstermektedir? açıklayınız demiş. İpek Yolu sayesinde Çinli kadınlar Uygur kadınları gibi giyinmeye ve hareket etmeye başlamıştır. Kimi dönem Çin saraylarında Uygurlar gibi giyinmek moda olmuştur. Bakın dikkat edin. Çinliler Uygurlar gibi yani onlardan bir şeyler öğrenmişler. O zaman burada hangi alan dediği için kültürel alan. Çünkü biz burada aslında Kültürel bir ne görüyoruz? Etkileşim görüyoruz. Kültürel alana girecektir. Alan sorduğu için benim buraya kültürel yazmam yeterli olacaktır. Yedinci soruya geldiğimde de bana bir e, coğrafi konum sorusu gelmiş. Paralel ve meridyenlerle alakalı. Verilen görsellerden de yararlanarak paralel ve meridyenler hakkında ikişer tane çıkarımda bulunuz demiş. Önce paralellerden başlayalım. Dikkat edin paraleller yatay çizgilerde arkadaşlar. Şöyle diyebilir miyim? En büyük paralel ekvatordur. Değil mi? Bunu diyebilirim. En büyük paralel ekvatordur. En büyük paralel ekvatordur. Hemen yazayım bunu. Tamamdır. O zaman bir şöyle bilgi daha verebiliriz. Başlangıç paraleldir de diyebilir miyim ben ekvatora? Başlangıç paraleldir. İster birini yazın, ister birini yazın. Ama başlangıç paraleli olan ekvator. Dikkat edin tamam mı? Şimdi paralellerin uzunluklarına bakarsanız eğer bak Ekvator daha uzun ama şuradaki daha kısa değil mi? Kutuplara gittikçe, kutuplara gittikçe ne yapar? Uzunlukları kısalır. Kutuplara gittikçe uzunlukları kısalır. Tamamdır. Bunu yazdığıma göre paralellerle ilgili bilgi bitti. Şimdi geldim meridyenler arkadaşlar. Meridyenler dikkat ederseniz hepsi nerede birleşmişler? Bakın kırmızıda birleşmişler. Meridyenler kutuplarda birleşir. Meridyenler kutuplarda birleşir. Kutuplarda birleşir. Şimdi bakın meridyenlere baktığımızda şu dikey çizgilere baktığımızda ekvator çevresinde daha geniş ama kutuplara gittiğin, gittiğinde mesa, arasındaki mesafenin kısaldığını görebilirsiniz. O zaman şöyle yazalım. Kutuplara gittikçe kutuplara gittikçe arasındaki mesafe kısalır. Arasındaki mesafe kısalır. Tamam bunu da yazdığımıza göre meridyenlerle ilgili de bilgiyi bitirmiş olduk. Şimdi geldim 8. soruya. Bana dedi ki ekvatorun kuzeyinde Hint okyanusu kenarında yaşayan kimdir? Bak burada iki tane bilgi var. Birincisi ekvatorun kuzeyini bulmam lazım. Ekvatorun kuzeyinde olanları sorduğu için bakın şu ekvatordu ya sıfır yatay olan. Ben burada sadece şuradaki iki çocuktan birini alabilirim. Alttakiler eleniyor. Güle güle Keyla ve Omar. Şimdi Hint okyanusunun kenarında burayı bilmem lazım. Jack'in olduğu yer Atlas okyanusu. Ama Mathu'nun olduğu yer bakın şurası Hint okyanusu arkadaşlar. O zaman ben burada ne yazacağım? Hangi kişiyi yazacağım? Mathu'yu yazacağım ve sorumu doğruca tamamlayacağım. Hemen geldim 9. soruya. 9. soruda bana diyor ki: "Türkiye fiziki haritası incelendiğinde ülkemizin doğusunda kahverenginin çok olduğu gözlemlenmektedir." Yani şurayı kastediyor. Kahverenginin çok olduğu gözlenmektedir. Bunun sebebi nedir? Çünkü doğuda yükseltinin fazla olması. O zaman buraya şöyle yazalım mı? Yükseltinin fazla olması. Şimdi siz fiziki haritayı biliyorsunuz. Fiziki haritada renklerin anlamını biliyorsunuz. Yeşil renk düz alanları sarı renk plato olan orta yükseklikleri, kahverengi renk dağları ve yüksek yerleri gösterir. O yüzden kahverenginin çok olması oradaki yükseltinin fazla olması demektir. 10. soruya geldim ve son soru. Buna göre aşağıda verilen özelliklerin beşeri özellik mi yoksa doğal özellik mi olduğunu karşısına yazınız. Nüfusun dağılışını beşeri ve doğal ekleyenler vardır diyor etkileyen. İzmir'de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması. Bak ne dedi iklim. İklimi biz değiştirebilir miyiz? Hayır. O zaman ben buraya ne yazıyorum? Doğallı yazıyorum. Hemen alta geçtim. Sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nüfusun yoğun olması. Sanayi insan üretimidir. Fabrikalardır. bakın dikkat edin. İnsan dedim. O zaman ben alttaki nedeni ne yazacağım? Beşeri yazacağım ve yazılımı böylece tamamlayıp 100 almış olacağım sevgili arkadaşlar. Siz bu yazıdan kaç aldınız merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca sınav sonuçlarınız açıklandığında da yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Diğer iki yazılı hazırlık videomuzu izlemeyi de unutmayın diyerek artık yazılı çalışmamızın sonuna gelebiliriz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.